Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere mBlock 5 dersinde seslerle çalışmakla ilgili bir uygulama yapacağız. Uygulamamızda bir dekor ve bir piyano çalan öğrencimiz var ve bir de üst tarafta sıralanmış notalarımız var. Yeşil bayrağı tıkladığımızda bakalım sesleri duyabilecek misiniz? Gördüğünüz gibi yeşil bayrağı tıklanıldığında piyanoda La'dan başlayarak sola kadar bir elektronik piyano çalma işlemini gerçekleştiriyor karakterimiz. Ancak biz burada daha önemli bir çalışma yapmayı istiyoruz. Sadece seslerin düz bir şekilde uygulanmasını değil, kendimizce elektronik bir piyano yapmak istiyoruz ve notalarımız belli. Bu notalara dokunulduğunda istediğimiz müziği çalabilecek hale geleceğiz. Nasıl mı? Şöyle. Tahminimce ne yapmak istediğimizi anladınız. Bu çalışmamızda mBlock 5 programında aslında bir elektronik piyano yapacağız arkadaşlar. Gelin hep beraber bu elektronik piyanoyu nasıl yaptığımızı öğrenelim. mBlock programımızı açtık ve öncelikle yeni bir sayfada çalışmamızı yapacağız. Buradaki panda kuklasıyla çalışmayacağımız için panda kuklasını kuklalar bölümünde sildim. Sahnemize bir arka plan ekleyelim. İç mekanlardan buradaki sahne görüntüsünü ekleyelim. Sahnemizin arka planı hazır. Bir kukla daha ekleyelim. Bu da piyano çalan bir çocuk olsun. Ancak ben burada piyano çalan bir çocukla ilgili herhangi bir resim göremediğim için kendim bilgisayarımdan, internetten indirdiğim piyano çalan çocuk resmini sahneme ekleyeceğim. Sahnemize eklediğimiz piyano çalan çocuk boyutunu küçültelim. 70 diye küçülttüm ve ilgili yere sürükleyip bıraktım. Böylece benim sahnem hazır. Ancak burada sahnelerin notalarını çizmem gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi kukla ekle seçeneğine tıkladığımda şuradaki boya seçeneğine tıklarsanız çizim yapabileceğiniz alanlar meydana gelir. Buradan bir dikdörtgen alıp ve rengini beyaz yapıp beyaza yakın bir renk seçip kenar çizgisinde siyah yapalım ve kenar çizgisini 4 diye işaretleyelim. Evet, tuşumuz hazır. Bu tuşumuzun boyutu çok fazla büyükse buradaki okla seçin ve şu şekilde sahnenizde küçük bir yer kaplayacak şekilde yerleştirin. Dikkat ederseniz buradaki artı tuşla nesnenin merkezini aynı yere getirdim. Çünkü taşımakta zorluk çekmeyelim diye. Üzerine hangi notayı çalacaksa ismini yazalım. Yazım beyaz olduğu için şu an algılanmıyor. Buradaki renk seçeneğinden siyaha çevirdiğimizde algılanacak hale geldi. Ve isterseniz şöyle notanın ismini büyütebilirsiniz. La notasını çalacak tuşum hazır. Artık bunu yukarıya doğru uygun bir şekilde konumlandırabilirim. Tuşumu hazırladıktan sonra
Aşağıdaki ismini de empty boş demek. Onun yerine notanın ismini yazalım. Büyük harflerle yazalım. La tuşunu. Böylece ilk tuşumu tasarladım. İkinci tuşu tasarlamak çok kolay arkadaşlar. Bunun üzerine sağ tıklayın. Kopyasını çıkarın deyin. La 2 diye Cuckoo'yu çoğaltacaktır. Siz buraya Si notasını yapacağınız için Si diye yazın. Tabi büyük harflerle yazalım. Sonra da bunu düzenlemek için kostümler seçeneğine tıklayın. Gördüğünüz gibi açıldı. Şuradaki La tuşunu, La yazan ismi Si olarak değiştirin. Ve buradaki kapatma işlemini yaptıktan sonra artık Si notanız da hazır olmuş olacaktır. Eğer bu şekilde hizalamak konusunda sorunlaşıyorsanız biraz sahnenizi büyütün ve burada hizalama seçeneklerini çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Üçüncü notam Do olsun. Kopyasını çıkar dedim. İsmine Do dedim. Enter tuşuna bastım. Ve sonra da şuradaki kostüm düzenle seçeneğine gelip C yerine sadece Do yazdım. Ve şunu taşımam gerekti. Şöyle bir taşıma işlemi yaptıktan sonra Do notasını da hazırlamış oldum. Şimdi Re notasını yapalım. Burada isim olarak R diyelim. Enter tuşuna bastık. Ve kostümden düzenle diyelim. Buraya da R diye yazalım. Ve kapatalım. R tuşumuz da hazır. R notasını çalacak tuşumuzu da yerleştirdikten sonra bir sonraki notamızın kopyasını çıkaralım. Do, Re, Mi. Mi diye yazalım. Ve Enter tuşuna tıklayalım. Sonra da bunu düzenle diyelim. Ve buraya Mi diye yazalım. Mi diye yazdıktan sonra konumunu belirleyelim. Ve buradaki yere yerleştirelim. Bir de kopyasını çıkardık. Bu tuşumuzun ismi Fa olsun. Ve Fa notasını çalacak. Yine kostüm düzenle diyelim. Buraya Fa diye isimlendirmesini verdikten sonra yerine yerleştirelim. Son tuşumuz Sol tuşu. Tekrar kopyasını çıkar diyorum. İsmi Sol diye olacak. Sol notasını çıkaracak. Ve şurada gördüğünüz kostümler seçeneğiyle buraya Sol diye yazalım. Yazı tuştan biraz büyük olduğu durumlarda oka tıklayın. Ve bunu şu şekilde kenarından tutup küçültün. Böylece bütün tuşlarınız hazır oldu. Tabii ki de buradaki konumlandırmada İstediğiniz bir başlangıcı yapmak için istediğiniz bir aralığı verebilirsiniz. Mesela ben burada sahneden çok içten başlamışım. Siz şöyle aralıklar verip daha düzenli bir hale getirebilirsiniz. Evet, sahnedeki yerler belirlendikten sonra artık kodlama işlemine geçebiliriz. Buradaki kuklamızda herhangi bir kod olacak mı? Evet olacak. O yüzden olaylar diyoruz yeşil bayrağa tıklanıldığında ve bu kuklaya tıklanıldığında seçeneği olsun. Buradaki nesnenin hareket etmemesini veya yerinde kalmasını istiyoruz. O yüzden hareket seçeneğine gidip XY konumu, kendi konumu arkadaşlar bakın şurada. Yeşil bayrağa tıklanıldığında burada bu konuma git. Yani burada bulun anlamına geldi. Yine bunu çoğaltarak üzerine tıklanıldığında da aynı yerde ol demeliyiz. Yeşil bayrağa tıklanıldığında
Notalar bir defa çalsın. Nota ekleme işlemini göstermek için kuklayı seçtim. Bu kuklaya piyanist diyelim ve Enter tuşuna tıklayalım. Piyanistimiz konumu belli oldu. Yeşil bayrağı tıklanıldığında sanki Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do şeklinde bir başlangıç geçişi çaldırsın. Bu yüzden buradaki kuklaya, piyanist kuklasına sesler eklemeniz gerekiyor. Var olan sesi kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi ses ekle diyorum. La tuşu için A, piyano diye arattırıyorum. Bakın şurada boşluk vermem gerekiyor. A, piyano geldi. Bu La tuşunun çalma notası. Daha hızlı ve daha sesli. Bu yeterli. Her nota için bu işlemi tekrarlayacağım. Tekrar geldim. C notası için B'yi kullanıyoruz arkadaşlar. C notası için B piyano. Buna da daha hızlı ve daha sesli diyorum. Ve diğer notaya geçiyorum. Do sesi için C notasını kullanıyoruz. C piyanoyu buldum ve tamam diyorum. Daha hızlı ve daha sesli. D piyano seçtim. Ve buna da daha hızlı ve daha sesli. E piyano. F piyano. Bunu hızlı hızlı yapıyorum. Birazdan size açıklayacağım arkadaşlar. Videomuzun süresi uzamasın diye hızlı hızlı sesleri ekliyorum. Evet, son bir notamız daha kaldı. O da G notası. G piyano sesini buldum ve tamam dedim. Ve buna da daha hızlı, daha sesli dedim. Ve şurada gördüğünüz bütün notaları artık buradaki kuklamızın ses bölümüne eklemiş oldum. Kodlamalarda artık kullanabilirim. Bakın, sesler bölümüne geldim. Al piyanoyu çal dediğimde gördüğünüz gibi artık bunu çalacaktır. Örneğimize geçmek gerekirse gördüğünüz gibi yeşil bayrağı tıklanıldığında bir defa La sesini çaldı. Buradaki notaları A, B, C, D, E, F, G şeklinden aldığımızı öğrenmek için sahnemize bir ses kuklası, sesleri gösteren bir kukla ekleyelim. Buradaki kuklamızı görmeniz açısından boyutunu 200 yapıyorum. Kuklaya bir bakın. Türk müziğinde La, Avrupa müziğinde A'ya denk geliyormuş. Türk müziğinde Si, Avrupa müziğinde B'ye denk geliyormuş. Türk müziğinde Do, Avrupa müziğinde C. Türk müziğinde Re, Avrupa müziğinde D harfi. Türk müziğinde Mi, Avrupa müziğinde E harfi. Fa, Türk müziğinde nota olarak Avrupa müziğinde F. Sol ise G harfiyle isimlendirilmiş. Bu yüzden biz buraya notaları eklerken kuklamıza buradaki Avrupa bazda notaları baz aldık ve burada artık La çaldırmak istediğimizde A piyano sesini bitene kadar çal dememiz gerekiyor. Neden böyle bir yolu tercih ettiğimizi öğrendiğinizi düşünerek buradaki notalar kuklasını siliyorum. Yine Do, Re için D, Mi için E, Fa için F, kopyasını çıkarıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Sol için G,
iki tane kopyalıyorum. La için A ve Si için B'yi kullandık. Tekrar bir tane kopyalayalım ve burada C diyelim. Bakalım çalışmamız oldu mu? Gördüğünüz gibi yeşil bayrağı tıklanıldığında bu şekilde bir çalma işlemi gerçekleşecekti ve demin de dinlediğimiz gibi işlemi doğru kodladığımızı söyleyebilirim. Şimdi gelelim La komutu için çalma işlemine. La komutu tıklanıldığında sesler bölümüne gittiğimde bakıyorum La var mı bunun içinde? Yok. O zaman tıklanıldığında hareket komutunu yerleştirelim, bulunduğu yere gitsin ve yeşil bayraktan sonra kuklaya da tıklanıldığında bir nota çalacak. O da kendi yerine gidecek ve böylece La tuşu seçiliyken konum belirtme işlemini tamamlamış olduk. Şimdi La tuşuna La sesini ekleyelim. Bunu kapatıyorum. Ses ekle. La için A ve piyano olarak seçiyoruz. Böylece kod geldi. Şu şekilde kuklaya tıklanıldığında bu sesi çal dedik. Diğer işlemler içinde, diğer tuşlar içinde aynı işlemi hızlı bir şekilde yapacağım. Burada bir şey fark ediyorum. Örneğin klavyeden de bunu çalabilir miydiniz? Evet çalabilirdiniz. Aynı kodlar için olaylara gidin. Klavyeden bu tuşa tıklanıldığında çalıştır seçeneği var. Yine kopyasını çıkarıp ekliyorsunuz. Ve boşluk tuşu değil de örneğin A tuşuna bastığımızda bu sesi çıkarsın. Yine aslında B tuşuna bastığımızda bu sesi çıkarsın diyelim ya da S diyelim. Evet, S tuşuna bastığında bu sesi çıkar diyelim. Buraya da A tuşuna dokunduğunda klavyede yan yana tuşlardan gidelim. Yine bu sesi çıkar diyelim A sesine. A tuşuna dokunduğunda. Evet. Do sesine tıkladığımızda yeşil bayraktan yine kendi konumuna gitsin. Olaylardan yine bu kuklaya tıklanıldığında bu konuma gitsin. Sonra da ses ekleyelim. Do sesi için C'yi kullanıyorduk. C piyano diyelim. Evet, C piyanoyu bulduk ve tamam diyorum. Böylece ses eklemiş olduk. C piyanoyu çal diyelim. Şuradakini kopyalayıp aşağı koyduktan sonra Do sesi içinde D tuşunu kullan diyelim. Re için de aynı kodları yapalım. Re sesi için D kullanıyorduk. Evet, D'yi de ekledikten sonra çalma işlemini ekleyelim. Böylece R'nin
çalışmasını da ayarlamış olduk. Şimdi mi tuşuna geçelim. Mi tuşu için G tuşunu kullanalım. Yine hareketten yeri değişmemesi için X ve Y'de bu konuma git diyelim. Ve mi sesi için E sesini ekleyelim. Sesimizi ekledikten sonra bakın C, D, E. E sesini eklememiz gerekiyordu. Bakalım doğru sesi almışız. Yine buraya da E sesini ekleyelim. Böylece mi notasını da tamamladık. Şimdi fa notasına geçelim. Buna da yine aynı şekilde tıklanıldığında, bir tuşa dokunulduğunda ve kuklaya dokunulduğunda komutlarını alalım. Başlangıç yerini belirtelim. X'de 112, Y'de 131'e git diyelim hepsine. Ve böylece ses ekleme işlemine geçelim. Var olan sesi silelim ve yeni bir ses ekleyelim. P sesi ve piyano seçeneğini. Gördüğünüz gibi ses eklendi. Buraya da ses seçeneğini çal olarak ekleyelim. Sol tuşuna geldik. Sol tuşu içinde yine aynı komutlarımızı oluşturalım. Tıklanıldığında, bir tuşa dokunulduğunda ve buna tıklanıldığında. Bu arada burada bir boşluk tuşu oluşturmuşuz. Şurada A tuşu için A, C tuşu için S, Do tuşu için D, R tuşu için G, G tuşuna bastığında da çal dedik. Mi tuşu için H, Fa tuşu için jandarma tuşu ve sol tuşu için de K tuşunu kullanalım. Şurada hazırlayalım K'yi karıştırmamak adına. Evet. Sonra da konumlarını verelim. Neden bu konumları otomatik olarak alıyorum? Çünkü zaten oraya koymuşuz. Konumları belli. Burada da o konum otomatik olarak blok kod içerisine yerleşmiş ve hızlı bir şekilde olsun diye biz aynısını kullanıyoruz. Kendimiz de 150 100'e git diyebiliriz mesela. Ancak buna gerek yok. Zaten durduğu yerde konumu belli. Buradaki ses içinde sol tuşu içinde G sesini kullanacağız. Seslere gidelim. G'nin piyano sesini arıyoruz ve tamam diyoruz. Böylece ses hazır ve sesimizi kodlarımıza ekleyelim. Böylece seslerle çalışmakla ilgili işlemimizi tamamladık. Acaba çalışıyor mu? Bir test edelim. Buradaki kodlarımıza göre yeşil bayrağı tıkladığım anda piyano bir defa çalacak ve sonra da notalar çaldıktan sonra da ben kodlar üzerinde gezindiğimde tıkladığımda bu sesler çalacak arkadaşlar. Şimdi testimizi yapalım. Yeşil bayrağı tıklıyorum.
Gördüğünüz gibi bir defa do re mi fa sol la si do şeklinde çaldı. Ben artık mouse'umu alıyorum ve tuşlar üzerinde tıklayarak kendi müziğimi oluşturmaya çalışacağım. Bu arada benim müzik bilgim sizin hoşunuza gitmeyebilir. Bu normaldir. Zaten ben de bir müzisyen değilim. Başlayalım. Evet, mouse'la ilgili tuşlara dokunduğumuzda o notayı çaldığını net olarak anladık. Şimdi klavyeden tuşlara dokunuyorum. A harfine dokunuyorum. S, D, G, H, J ve K. Şimdi karıştırıyorum. Şu an klavyeden çalıyorum arkadaşlar. Böylece bir ses uygulamasının sonuna geldik. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. Hoşça kalın.